Selamlar hepinize 2022 sezonu takım değerlendirmeleriyle yeniden sizlerle birlikte bugün 1970 Fenerbahçe var ama artık 1900 Fenerbahçe yok artık Fenerbahçe Esports olarak olarak e, mücadele edecekler e, dernek kısmından direkt olarak spor kulübü kısmında da e, geçişleri oldu tabi logoları da değişir diye düşünüyorum yakında e, geçen seneden bazı parçaları devam ediyor aslında 3 kişiyle e, devam ediyorlar e, Ray üst koridorda orta koridorda Sınan ve destek pozisyonunda Spars'la Geçen yıldan devam ediyorlar. Yeni iki eklemeleri var. Ee, biri Crash. Ee, daha önce özellikle J Team'de izlerken çok iyi gördüğümüz ama geçen yılı Japonya'da felaket bir takımda geçirdi. Ee, Sengoku Gaming'de. Ve daha önce de Fenerbahçe'de yine görmüş olduğumuz Hades var. Hades değil artık, artık tabi ismi. Ellam oldu. Ee, ama Hades ismiyle izlemiş olanlar vardır Türkiye'deyken de. Ee, benzer... Bir, yani. Aslında ana üçlüyü korudukları için yani Rayston'la Sparz'ı korudukları için çok fazla şeyin değişeceğini düşünmüyorum Fenerbahçe ile alakalı ama değişeceğini düşündüğüm bazı şeyler var. Şimdi e, Ray ile başlayalım. Ray geçen yıl e, ilk geldiğinde özellikle birkaç hafta yani 2-3 hafta falan çok bocalamıştı. Bir türlü adapte olamamıştı. Tabi bir süredir oynamadığı için de adaptasyonu biraz gecikmişti ama adapte olduktan sonra gerçekten ne kadar yetenekli bir üst koridor oyuncusu olduğunu, ne kadar sağlam bir birebirci olduğunu bence göstermeye başlamıştı. Yani ne kadar takım yapısı onun üzerine kurulmamış olsa da geçen yıl... O haldeyken bile ne kadar verimli olabileceğini göstermişti. Şimdi bence 2022 yılında yani şu anki yamalara baktığımız zaman tabii önümüzde iki yama daha olacak ligler başlayana kadar ama bu iki yamadan sadece bir tanesi büyük olacak ve oyunu ne kadar değiştireceğini bilmiyorum ama üst koridorun şu anda yapması gerekenler arasında birebirini kazanmak var. Ve Ray bunu yapabilecek bir oyuncu. TCS standartlarında bile çok rahat yapabilecek bir oyuncu. Geçen yılda bunu gördük zaten. O yüzden bence Ray'i tekrar geri getirebilmiş olmaları çok önemli bir adım. Fenerbahçe adına. E ne güzel ya 1907 kısmını söylemeyince böyle kısa, daha net söyleniyor Fenerbahçe. Hoşuma gitti. Güzel değişiklik oldu bu. Fenerbahçe adına tabii ki önemli. E, Rey'in tekrardan gelebilmiş olması. E, ama Rey üzerine kurgulayacaklar mı o üstlerini ki bence kurgulamaları da lazım. Orasına birazdan geleceğim neden kur, kurgulamaları lazım kısmına. E, ama iyi bir hamle olduğunu düşünüyorum Rey'i geri getirmenin. Crash e, tabii bir süredir ya kariyeri uzun bir oyuncu. Kısa bir süreliğine Fenerbahçe'de gelme e, durumu olmuştu. Galiba oynamamıştı bu dönemdeyken bir alıp gelmişti ama e, özellikle LMS'te geçirdiği dönem e, LMS'te ve PCS'te geçirdiği dönem yani Tayvan'da geçirdiği dönem bence çok iyiydi. Ve hatta J Team'de geçirdiği dönemde e, zaten hani daha büyük bir transfer yapması da bekleniyordu. Çünkü baya baya 1 ve 9'a gidiyordu falan yani oralarda. E, ama Sonrasında gitti, e, sonrasında Japonya'ya gitti. Sen Sengoku Gaming'e. Ve yani ya bir oyuncunun arkasından söylüyormuşum gibi gözüküyor ama ne kadar kötü bir mid laner oynamış orada anlatamam yani. İki tane maçını izledim yetti zaten fazla bile izlemiş olabilirim yani. Hiçbir şey yapabilecekmiş gibi bir durmayan bir mid laner oynamış. Tabii ki bu bir bahane değil. Bu arada Crash da kötü bir e, yıl geçirdi. Sengoku'dayken. E, o da iyi bir yıl geçirmedi yani. Ama gerçekten çok kötü bir mid laner ile oynadığını düşünüyorum. Ve e, bir ormancının mid laner'ının izin verdiği ölçüde verimli olabildiğini düşünüyorum ben artık. Ee, özellikle son 2 yıldır falan. Ama ne olursa olsun bu bir bahane değil. Crash'in crash, in, crash in de kendini de toplaması lazım tekrardan. Ee, o daha önceki gördüğümüz e, hallerini göstermesi Toparlayabilir mi bilmiyoruz. Onu biraz zaman gösterecek. Ee, tabii ki ormanda şu anda çok tuhaf bir şampiyon havuzu tiplemesi olduğu için e, Crash'in eli yatkın mı nedir bilemiyoruz. Bayağı yani şöyle söyleyeyim size öyle tuhaf bir durumda ki şu anda orman metası Bin elo challenger oyuncular mastery falan oynuyor. Yani Trundle en yüksek win rate'li jungler ama aynı zamanda o kadar seçilmiyor. Nidalee çok seçiliyor ama kazanamıyor falan. Garip garip durumlar var yani. Kimse ne yapacağını bir tam bilir durumda değil. O yüzden hani şampiyon havuzu olarak değerlendirmek çok zor. Ama ne olursa olsun geçen yılki gibi oynamaması lazım Crash'in. Bu takımda başarılı olabilmesi için. Orta koridor ısıtından yine devam ediyor. Geçen yıl özellikle ikinci mevsim bir şeyleri koymuştu üzerine. ben Ondan eskiden umutluydum. Ee, geçen yıl kaybetmiştim e, Stingham'da alakalı umudumu. Çünkü bir türlü üzerine koyamıyordu. Yani orta koridorda dövüşçü oynayabilmek bir artıdır. Ve Stingham bunu yapabiliyor. Ve bunu çeşit çeşit dövüşçülerle yapabiliyor. Fakat üzerine koyamıyordu oyunculuğunu. En azından yaz mevsiminde biraz üzerine koyduğunu gördük. Bu arada önemli bir şeyler daha koyduysa 2022 yılı onun için çok daha iyi geçer. Çünkü... Gerçek anlamıyla orta koridorda da her şey oynanıyor şu anda. Yani 156, 157 şampiyon mu olduk. 156 mı ne? Herhangi birini seçebilirsiniz. Ve orta koridordaki şampiyon havuzu farkı gerçekten çok ciddi avantajlar sağlayabilir. Artı bence bu yıl içerisinde bazı ikili esnekler de göreceğiz. Yani işte Victor'un mesela üst orta değiştiğini veya üst aman orta alt değiştiğini veya Jason üst orta değiştiğini falan çok göreceğiz. Buna çok olanak sağlayan bir oyuncu Stinnam. Stinnam'ı tutmaları bence bu yüzden önemli ve artık atacaktır. Ama Stinnam'ın bireysel olarak artık o patlamayı yapması lazım. Yap abi artık şu patlamayı. O patlamayı yapamazsa Fenerbahçe yine ortalarda kalır. Yani 7, 6, 5, belki 4 oralarda kalırlar. Ama o patlamayı yaparsa daha fazlasını gösterebilir bence Fenerbahçe tarafı. Fenerbahçe inanıyor Stinnam'a. Fenerbahçe güveniyor Stinnam'ın o patlamayı artık yapabileceğini düşünüyor ki tekrar kontrat verdiler. Yaparsa ne hala Çok iyi bir takım izleriz. Ama yapamazsa yine ortalarda kalırlar bence. Ellam önceden Hades adıyla gördük tabi şeylerde de aralarda da tabi da boy gösterdi. Bence onu, Ben bu arada onun da bu kadro yapısı içerisinde çok önemli bir bekleme olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu takımın aslında üst orta koridor odaklı oynaması gerekiyor. Ve o bir görev adamı. Defansif kaldığı zaman her zaman iş yapabilen bir oyuncu. YouMasters'da değer yaranı ofansif olarak da kullandıkları oldu ama gerek yok buna. Yani bu kadro yapısı içerisinde ona gerek yok. Ona agresif oynamasına da gerek yok. E, defansif kalabilmek, hayatta kalabilmek, yani Ghost Damwon'un Ghost'u kullandığı gibi kullanabilmek zaten etkili bir e, formül. E, haritanın üst tarafında güçlüyseniz. Haritanın üst tarafında güçlü olmayı da planlayan bir kadro yapısı var şu anda. E, zaten Fenerbahçe'nin. Ne kadar defansif kalabilecekler? Çünkü burada şöyle bir problem var. Sparzın defansif oyununda bence problemler var. Yanındaki destek oyuncusunun. Ee, tabii yani Sparz da Stunlap gibi artık o gelişimi göstersin, artık o patlamayı yapsın diye beklenen e, bir oyuncu. Ama Sparzın defansif oyununda bugüne kadar hep problemler gördük. Bunu ne kadar geliştirecek Spars? onunla ne kadar uyum sağlayacak? Özellikle koridor aşamasında ne kadar kuvvetli olacakları çok önemli. Çünkü 2022'de biz şunu görüyoruz. Yani en azından bu preseason'daki metoda şunu görüyoruz. En azından solo queue'da gördüğümüz metoda şunu görüyoruz. Ne kadar öne geçerseniz geçin AD Carry ile. Herhangi biri size gelip tek atabiliyor. O yüzden oynamak çok zor. O yüzden öne geçmenin de çok bir artısı olmuyor. Nişancı pozisyonunda şu andayken. O yüzden ne kadar defansif kalabildiği, ne kadar etkin bir kurduruşaması aşaması geçirebildikleri önemli. Ee, Ellam tabii daha hala genç. Daha 21 yaşında. Tabii ki biraz daha hani ufak ufak Prime'ına gelmeye başladı. Prime'ındaki haline ne kadar fark yaratacak onu zaman gösterecek. Ama ben kağıt üzerinde doğru bir olduğunu düşünüyorum bu kadroya. Spurs o da geçen yılı yine Fenerbahçe'de getirmişti. Tekrardan dahil edildi. O da Stilam gibi sözleşmesi yenilenenlerden biri. Kesinlikle defansif oyununu geliştirmesi lazım. ofansif oyununda belli doğru yaptığı hamleler vardı ama mesela şampiyon bence ciddi problemli. E, ya yani mesela Rele yöneliyorlardı düzenli olarak geçen yıl. E, ama Leona'ya o kadar yönelmiyorlardı ki Leona çok çok daha güçlüydü. E, geçen yıl. Hatta hala öyle yani. E, bu yıl muhtemelen çantı Support'lar göreceğiz ki Worlds'te gördük. Yani Namini özellikle mesela Lulu'nun çok fazla seçildiğini, Nami'nin yer yer seçildiğini, işte ara ara Yumi'nin çıktığını, Yumi'nin hatta bir dönem banlanma seviyesine geldiğini Bence bu yıl da göreceğiz. Yıl içerisinde de göreceğiz. E, Şampiyonumuz ciddi bir soru işareti benim için Sparza adına onu kesinlikle geliştirmesi lazım. Artı bence defansif oyunu da geliştirmesi lazım. ben bence bu takımın şu anda şu anda kağıt üzerindeki en zayıf parçası Spars ve e, onların tabanını da belirleyecek oyuncu aynı zamanda. Yani onun ne kadar verimli olabileceği, onun haritada etkin olabileceği. Çünkü e, Ellam defansif kalabilen bir oyuncu. Bir, bir tek başına bırakabiliyorsunuz onu. Spars haritada etkili olabilecek mi? Spars roam atabilecek mi? Spars'la koridor kazanabilecek mi Fenerbahçe? Bu sorulara olumlu cevap verirlerse kesinlikle işler iyiye gider ama olumlu cevap gelmezse işler sıkıntıya gelebilir. Şimdi gelelim bu 5'liden biz ne beklemeliyiz? Bu 5'li ne yapar? Nasıl bir oyun oynar? Bir kere R'yi geri getirmek demek biz üst koridor odaklı oynayacağız demek abi. Bu cepte. Bu kesin. Bu bir. İkincisi elnamı getiriyor olmak da biz gene üst koridor odaklı oynayacağız demek. Bu da iki. Bu takım üst koridor odaklı oynayacak. Orası belli. 2022'de çalışır bu. Yani sezon 12'de çalışır. Öyle göz, gözüküyor. Çünkü yani üst koridorda gerçekten birebir kazanabilmenin acayip artıları var şu anda ve şampiyonlar da bu yönde. Yani seçilen en azından solo Q'daki seçilen şampiyonlar da bu yönde. E, Stun lambın esneklerini ne kadar kullanacaklar ki bence kullanmak zorundalar. Abi niye kullanmıyor? Yani senin elinde bu her şeyi pikletebilecek. Evet belki her şeyle en üst düzeyde oynamıyor ama her şeyi pikleyebiliyorsun. E zaten her şeyi en üst, en üst düzeyde oynadığı zaman doyum bu oluyor adam yani. Yani TCL'de bu nereden bulacaksın? Yok öyle bir şey. Belli bir seviyede oynayabildiği her şampiyonu kullanıp o istekliği kullanmaları lazım. Yani first pick Victor, first pick Jace gerekirse bunların takır takır yapılıyor olması lazım Fenerbahçe tarafından. Benim kafamda bu yıl Fenerbahçe alakalı iki tane soru işareti var. Bir, yani daha doğrusu bir buçuk, iki buçuk soru işareti var diyelim. Bir buçuk kısmı Stillman ve Spars ne kadar geliştirdiler kendilerine bu ara dönemde. Ki hala ligin başlamasına yaklaşık bir aylık bir süreçleri var. Ki genelde TCL takımlarının bu kadar erken oluşturulduğunu görmeyiz. Bence erken kurulmaları da o açıdan bir artı. Birbirleriyle sinerji yakalayacak da bir süreleri var. O yüzden bir buçukluk soru bu iki oyuncunun ne kadar birbirleriyle uyumlu, yani birbirleriyle demeyeyim ne kadar bireysel anlamda gelişmiş oldukları. İkincisi de, ikinci sorumda ana sorumda, Crash'in bu takıma ne kadar hızlı adapte olacağı. Çünkü Crash gerçekten kötü bir yıl geçirdi. Crash kumaşı iyi olan bir oyuncu. Kumaşın iyi olduğunu da zaten defalarca gösterdi insanlara. Hep de zaten Doğu'da da yani Asya'da da rekabetçi takımlar onu aldılar. Ee, ama hep aşağıya doğru gitti kariyeri. Hep aşağıya doğru gitti. Hiç yukarı gitmedi Crash'in kariyeri. Öyle bir problem var. Ee, onun ne kadar motive olduğu çok önemli. Onun ne Kariyerini canlandırmaya mı geliyorsun abi? Önemli olan bu. Canlandırmaya geliyorsan tekrar başka bir yerlerde daha iyi bir yerde kontrat bulmaya geliyorsan çok iyi oynayabilirsin burada. Ortam da var Crash için. Ama ona mı geliyor onu bilmiyorum. Ne kadar motive onu bilmiyorum. Yaşı da var çünkü Crash'in yani e, artık çok hani bu saatten sonra yani bir anda Crash burada acayip parlayıp bir anda işte e, tekrardan ne bileyim t radarına girip T1'la falan gidecek bir durum yok Crash'in. E, o yüzden askere gitmeden önce buradaki dönemini çok iyi değerlendirip bir, birkaç yıl daha e, üst, üst düzey tekrardan negatif oynamayı denemedi bence Crash ve bence varın yoğunu vermeli e, burada. Onun ne kadar motive olduğu çok önemli. Eee Fenerbahçe'nin ortamı belki onu motive edebilir çünkü ya yani biliyorsunuz zaten 3 spor kulübü takımının da böyle bir şeyi var yani. Oyuncuları belli oranda motive ediyor ama belli oranda da demotive ediyorlar. Özellikle taraftarlar mesela işler kötü gittiği zaman falan. işlerin çok kötü gideceğini düşünmüyorum Tabii beklenti ne ölçüde? ben bu takımın orta sıralarda kalabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi stilden özellikle o beklenen patlamayı yaparsa 4'ün üzerine çıkabilirler ama ben bu takımın 4-7 arasında kalacağını düşünüyorum. 7'nin altına düşmezler. Ya işler kötü gitse bile... Tabii ki daha diğer kadroları görmedim ama... işler kötü gitse bile... Bana 7'nin altına pek düşeceklermiş gibi e, gelmiyor. Tabii ki göreceğiz. Zaman gösterdi diğer kadroları da... Ligin başlangıcıyla beraber neler olacağında. E, ama bek, benim beklentim 4-7 arasında kalmaları. Sınav o patlama yaparsa belki 4'ün üzerine çıkabilirler. E, ama sınavdan da bekliyoruz artık. Hala gelmedi yani. E, ben dediğim gibi umudunu kaybettim ama... Fenerbahçe'nin hala umudu var. Bakalım e, o gerçekleşecek mi? Ben doğru bir yapılanma olduğunu düşünüyorum. E, yani... Tabii ki bu sezon yaptığımız e, bölüm ince, e, takım incelemelerinde diğer eksinki kadar e, üst düzey bir yapılanma değil tabii ki ama e, ben doğru bir yapılanma olduğunu düşünüyorum. Başarılı olabilecek bir yapılanma. Şampiyon olabilirler mi? Çok zor bence o. E, yani tabii ki diğer takımların diğer kadronun ne olacağını bilmiyoruz ama e, Bolulu'nun bu sene TCL'de kaldığını varsayarsak yani ligde kalacağını varsayarsak ne olursa olsun bir numaralı da Bolulu'nun olduğu takım olacak. E, ama yani o Stenham o büyük patlamaya artık Yeter deyip o benim geçirdiği evrim gibi e, her şeyi de oynarım hem de süper keri olurum modunu gerçekleştirebilirse TCL standartlarında neden olmasın. Ama benim beklendim 4-7 arasında kalmaları diyelim ve e, Fenerbahçe sezoncusu değerlendirmemiz sonra. Abi 1907 dememek gerçekten çok büyük bir rahatlıkmış ya. Videoda iki kere söyledim ama hakikaten ee, çok büyük bir rahatlık olacakmış. Ee, takımın adı gerçekten bayağı uzuyormuş diyelim ve bu bölümün sonuna gelelim. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.